Cumartesi günü Gülben Ergin'i izlemeye gittiniz. 12 yıl sonra Günay'da sahneye çıktı galiba, değil mi? Öyleymiş. Performansı nasıl buldunuz? Bir doğru önce hani değerlendirmenizi hak şöyle söyleyeyim. Ben herhalde 2 senedir ya da 3 senedir Günay'a gitmiyordum. bu cuma akşamı, cuma mı, cumartesi miydi? Cumartesi akşamı gitmemin sebebi de yıllar sonra İzzet Yıldızhan beni telefonla aradı. Davet mi etti? Ben de özellikle sesimi değiştirdim. Alo falan diye. Dedi ki Ali Bey'le görüşecektim. Buyurun benim, ne dedim. Dedi ki ya. Sesiniz, dedim ben görüşmeyeli trans oldum dedim. Ameliyat oldum, sesimi de incelttim. Tabii biraz maço bir erkek ya, bir tuhaf oldu. Yazın eko yapıyor ses ama kapıyı kapatın istersen. Dedim ki söyle İzzet dedim, hangi dağda kurt öldü dedim, sen beni aramasın. Ondan sonra atmış koptu tabii gerçek sesim çıkınca. Günay'da sahneye çıkacağını Gülben Ergen'le söyledi. Ali amcım telefonunu verir misin? Gönderdiğim videoyu indirememiş arkadaşlar. İndiremiyoruz, bir sorun var. Hemen şey yapalım onu. Yayından önce de fark edemedik demek ki. Şurada, kablo şurada. Bu arada ara arkadaşlar kablo. Bir de fotoğraf atmıştım. Nurettin Bey'in Instagram'ından size. Ali abide de var. Günay'da hepsi bir arada. Gülben Ergen'le fotoğrafları var. Onları verebiliriz. Şimdi Günay'a gittim de ben Gülben Ergen'in davetlisi değildim. İzzet Yıldızhan'ın davetlisiydim. Hmm. Abi masa yaptıracağım dedi. Dedim ben prensip olarak masada oturmuyorum. Nerede? Barda oturuyorum. Hmm. Çünkü Günay'da benim tanıdığım Günay zamanından, Günay Tuncel zamanından iki kişi kaldı. Biri Murat, barmen Murat. Yani 30-35 yıldır oradalar. Yani birçok ortak anımız var. Gittim hemen bana köşede Ali abi gel otur sohbet ediyoruz. Fanatik de bir Galatasaraylıdır. Köşede onunla oturduk. Soda içip sohbet etmeye başladık. Daha sonra bir araya dışarı çıktığımda Nurettin'leri gördüm. Orada bir fuaye kısmı var tuvaletlerin, kulüsün önünde. Bir tanımıyorum. Bir hanımefendi geldi. Caner Buda Nurettin'e, Nurcan Sabur'a Gülben Ergen'in onları beklediğini söyledi. Bu iki defa oldu. Kadın aynı şekilde bunlara bizzat temas ederek davet etti. Sonra bunlar içeri gidince ilk önce Nurettin geldi. Sen niye gelmiyorsun diye. Dedim ki ben davet edilmediğim yere gitmem. Davetsiz yere bir köpek gider. Ben gitmem. Ya seni de abilerimizi davet ediyorum dedi. Herkesi davet ediyor dedi. Dedim hanımefendi üç kişiye değerek git. Günay'ın personeli midir? Gülben'in ekibinden mi bilmiyorum. Sonra Nurcan geldi. Sonra Nurettin ikinci kez geldi. Bu sefer gittim. Yani ben orada kapris yapmadım. Benim de bir tüzel kişiliğim var. Yani beni davet etmiyorsa gitmez. Zaten ben oraya şeyin davetlisi olarak gelmedim. Şeye de İzzet Yıldızhan'a da bir maliyetim yok. Barda iki tane soda içtim. Bir de bir iki tane meyve verdiler. Şimdi zaten alkol kullanmıyorum. Çıkışta da 50 bin lira vale parası verdim. 50 lira vale parası verdim. 30 lira verdim. Bile kardeşim 30 lira yani. Verdim. Adam dedi ki abi 50 lira dedi. Çıkardım 20 lira daha verdim. Yani insanlar sanıyor ki oraya giden arkadaşlar böyle iyi biçiyorlar beleşten. Öyle değil abi o. Yapanlar da vardır. Ama ben orada birinden bir şey yesem içsem onu benden çıkarırlar biliyorum. Minnet borçluk alırım ona. Kalmam. Ben onu, o yüzden kulise öyle dik gittim. Hatta orada bana Gülben Ergen beni birine benzetti. Söylerim sana. Dedim bundan rahatsızlık duymam. Şimdi Gülben bizi sevdiği için mi oraya çağırdı? Ortak çok anımız olduğu için mi çağırdı? O fotoğraftaki insanlar nereden bakarsan bak Gülben'in mazisi olduğu için mi çağırdı? Çünkü bunların hepsi Gülben magazin dünyasına, şov dünyasına girdiği zaman gazeteciydi, magazinciydi. Anlatabildim mi? Yani bütün yolculuğunu bilir herkes. Nurettin ayrı bilir, ben ayrı bilirim, Nurcan ayrı bilir, Caner ayrı bilir. Biz şimdi ben oraya gittiğimde bir saygısızlık da etmiyorum ama o kız kimdi bilmiyor musun? Onur. Onun yanında mı şeyde mi? Televizyonda aynı zamanda tabii şu an onunla beraber çalışıyor. Şeyle. Şeyin de yani programların konu koordinatörlüğünü yapıyor şeyin.
Çağla Şeker'le de ilgili ama şu an Gülben'le de çalışıyor. Yani Gülben'in ekibinden o kız. Tabii tabii. Yani Gülben'in ekibinden o kız tanımıyorum ben. Herkesi de tanımak zorunda değilim. Bu işi yapıyorsa o beni tanıyacak. Ondan sonra diyor ki işte olay bana patlayacak. Abi ben seni de davet ettim, beni davet etmedin. Burada üç kişiye değdin. Beni davet etmedin. Ben onu Günay personeli sanıyordum. Meğer Gülben'in yanındaymış. Yani demek ki Gülben ekibinin... Ama Gülben abi belki senin Gülben Ergen geldiğini bilmiyor olabilir orada olduğunu. Gülben olabilir benim mi? Geldiğimi bilmiyor olabilir ama ona gidiyordu. Şu 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 vardı burada ha, diye. Ha anladım öyle yani bir o kız, bilmediğim için soruyorum. O kız şey tanımayabilir Ali ama Ali'yi tanırlar. Anladım. Hatta o fotoğrafın altında Nurcan şöyle bir espri de yapmış. 140 yıllık tecrübe yatıyor diye. Evet. Bu fotoğrafta diye hani mesleki şeylerimizi toplayarak bir şey yapmış. Evet. Şimdi tabii Ali bir yerde varsa mutlaka bu tür küçük tatlı bazen huysuz anekdotlar olabiliyor. Kaprisli mi diyorsunuz siz Ali abiye yani? Kaprisli mi diyorsunuz? Ne ya yerine göre belki kapris yaptığı da oluyor ama haklı da oluyor genelde. Onu da söyleyeyim. Ama Ali'nin karakteri yani de bu var. Yani şu anlattığım olayda 50 kişiye sorun. 50 kişiye sorun. Bir kişi bana haksızsın desin, özür dilerim. Geliş zaten. Geliş şekli belki seni kapsamıyor gibi durabilir. Neyse biz gittik kuliseye. Ama orada şunu söylüyorum. Hani diyor ya vali heyetleri dedim. Biraz eski kökenli demeyelim de eski kökenli olmakla beraber hani de hep bilir. Hani bir yerin misafiriysen o yeri yeremezsin. İstediği gibi açıklarını göremezsin, eleştiremezsin. O yüzden genelde hala faturasını ya da işte ödediği bir şeylerin ya da kendi kendimize ağırladığımız şeylerle ilgili çok daha fazla özgür davranabiliyorsun. O gün de şöyle birini misafire değilim dedi. Her ne kadar şeklen İzzet çağırsa da seni. Yani beni oraya İzzet davet etti ama İzzet'in davetine karşılık ben İzzet'e bir maliyetim olmadı. Kuliste bir çay içtim, barda soda içtim. İki tane soda. Evet. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Sodaya da limonsuz içiyorum. Ekstra bir maliyette gelmiyorum. Ali Eymoğlu'yla yaklaşık 2,5-3 yıldır yani artık her gün birbirimizi görüyoruz. Her gün aynı masadayız. Önceki programla birlikte. Gülben Ergen'le hep böyle kavgalı bir ilişkisi var Ali abinin açıklıyorum. Sürekli Gülben Ergen'e kızarken oluyor ya telefonda ya böyle programda konuşurken duyuyorum. Ve o Gülben Ergen hakkında da çok konuştuğumuz 7 Kasım'da magazin noterinde olacak. Şimdi bir altyazı rica ediyorum. Gülben Ergen 7 Kasım'da magazin noterinde diye işte belgesi delili diye de hadi şu videoyu izleyelim diyorum. Buna rağmen gelmeyebilir mi? Olabilir. Çok heyecanlı bir yayın olacak. Merhabalar. Merhabalar. Günay restoranı kulisindeyiz. Gülben Ergen'in odasındayız. 12 yıl sonra Günay'da çıkıyor hanımefendi. Repertuarı burada. Bu repertuardan 13, 19, 25, 50 şarkı var. Yarına kadar buradayız. Ama hepsinden önemlisi 7 Kasım'da magazin noterine konuk oluyor hanımefendi. Ne şu zaman anda geliyorsun? Noter çağıracağız. Evet. Magazin noterine konuk olacağımı noterle tasdik edeceğiz. Evet, ben noter... Repertuarmış. Günay'da çıkıyormuşum. Hepsi bahane. Tabii. Magazin noteri şahane. Evet. Aynen öyle. Huzurlarınızda aynen. Ali Eyvoğlu. Evet. Aynen öyle. 7'sinde geliyorum. 15 dakika kalıp çıkıyorum. Tabii. Görürsem söyle. Yani çıkıyor da o gün Gülben'e kolay gelsin diyeyim ben sana. Evet. Şimdi şöyle Ali'nin gazetecilik tarzı aslında her ne kadar millet hard buluyor kendisini ama gerçekten çok detaycı. Bak şimdi orada 3 saniyelik ya da 10 saniyelik videoda bile hemen gitti şeyin repertuarını aldı gösterdi. Normalde artık günümüzde bu tür gazeteci falan kalmadı yani. Yok, maalesef. Karşı taraf ne diyorsa basın danışmanı nasıl yönlendiriyorsa hangi açıklama oluyorsa şimdi dolayısıyla aslında hani meslekteki ağırlığının farkı Ali gibi gazetecilerin hala olması iyi tarafı giderek azalması da mesleğin kötü tarafı. Ne yazık. Ama çok kıymetlisiniz. İyi ki varsınız. Şimdi diyoruz. Gülben'in videosunu izlediniz. Sanırsın sahneye Ali abi çıkacak. Gülben Ergen diyor ki ben işte karşınız sahne. Hayır ama iki tane laf soktu orada. İki tane laf soktu 15 orada. 15 dakika geleceğim dedi ki, çıkacağım diyor. Ya insaf senin tanıtım videonu bırak da o lafı da soksun. Şimdi sen de mi laf soruyorsun? Şey diyor.
Yani ben Günay'da çıkıyormuşum, 12 sene sonra çıkıyormuşum. Repertuar bunlar bahane diyor, bunu diyor. Merhabalar. Şey için çekiyor diyor. Magazin üstlerine geleceğim için çekiyor. Gülben Ergen'in odasındayız. 12 yıl sonra Günay'da çıkıyor hanımefendi. Repertuarı burada. Bu repertuardan 13, 19, 25, 50 şarkı var. Yarına kadar buradayız. Ama hepsinden önemlisi 7 Kasım'da magazin noterine konuk oluyor hanımefendi. Ne şu zaman anda geliyorsun? Noter çağıracağız. Evet. Magazin noterine konuk olacağımı noterle tasdik edeceğiz. Evet, ben noter. Repertuarmış. Günay'da çıkıyormuşum. Hepsi bahane. Tabii. Magazin noteri şahane. Evet. Aynen öyle. Huzurlarınızda aynen. Ali Eyvoğlu. Evet. Tamam. O zaman Gülber'i mahcup ediyoruz. Evet. O geceyi anlatalım. Şimdi o gece bir kere Altın Mimir ve Altın Kızlar ekibi de vardı bir masa. Avukatı. Avukatı. Bizim programımıza da konuk oldu. Bu katrajı tam ortalarsan, yani benim sağımda boşluk var. Üçlüye geçtin ama Nurettin'in omuzunu kesiyorsun. Yani bu simetri hastalığım vardı onun için. Pop ağırlıklı bir repertuarı vardı. Ben canlı yayında yaptım. İnsanlar bayağı eğlenen bir repertuar. Ama yani oradan bir fotoğraf paylaştım. Ya böyle bir volümü yüksek, seveni de sevmeyeni de çok bir yani o gece herhalde bir saat yorumlara cevap verdim. Yani insanlar ya beğenmiyorsanız beni takip etmeyin. Onu beğenmiyorsanız izlemeyin. Yani şimdi gelip ben oradan canlı yayın yapıyorum. Bunda da ses yok. Karga gibi izleme abi ya. İzleme. Takip etme. Ama yani öyle yorumlar geliyor ki yayında düğmeye basıp ana avrat düz gidesim geliyor ya. Aman hadi gitme. Paylaşsın yani ben fotoğraf da yorum rekoru kırdı evet, abi. Canlı yayındayım. Yani biraz saygı gösterin. Sevmeyebilirsiniz. Eleştirin. Ama yani öyle ağır küfürler, hakaretler var ki Nurettin amcaya selamlar diyor Yağız Eyüboğlu. Günaydın Yağız Bey. Günaydın. Şimdi işte ben Gülben'i konuk ediyorsanız sizi izlemem. İzleme. O gün izlemedim. Şefaatine ihtiyacım yok. Yani ben burada ilk günden beri kimleri konuk ediyorum. Arkadaşlar Seren Serengil'i davet ettiğimizde biz Seren Serengil'in düşmanlarına düşman değiliz. Gülben Ergen'i davet ettiğimizde Gülben Ergen'in düşmanlarına düşman değiliz. Bizim gazeteci olarak görevimiz her tarafa mikrofon tutup görüşlerini yansıtmak. Karşı fanlar evet. Kavgası. Burada. Siz fanlar fan gözlüğüyle bakıyorsunuz. Yani birini seversin. Yani o kişi yalancıdır, iftiracıdır, üçkağıtçıdır ama senin gözüne öyle gelmez. Sen öyle görmüyorsundur onu. Sanatçılarla ilişkinizi de böyle kuruyorsunuz. Yani siz çok sevdiğiniz sanatçının full kusursuz olduğunu düşünüyorsunuz. Onun sevmediğinin aşağılık Hülle Avşar falan bir kız var. Kız mıdır erkek mi bilmiyorum. Bana yazıyor. İşte Ali Eyüboğlu Gülben Ergen'in gazetecisi gibisin. Gir Google'a. Bak gör. Hülle Avşar'ın parasına TMSF el koyduğu zaman Ali Eyüboğlu bir yazı yazdı. 1,5 trilyonunu kurtardı Ali Eyüboğlu. Ben Hülle Avşar'dan bir kuruş aldım mı? Bir çayını mı içtim? Sor. Uzan ve haciz dönemi evet. Değil mi? Evet. Doğru. Yani şimdi ben doğruları yazmaya çalışıyorum. Becerebildiğim, ulaşabildiğim ölçüde. Bana ne Gülben Ergen'den, Yeşim Salkım'dan, Seren Serengil'den ya da onların düşmanlarından. Onlar bugün birbirleriyle kavga eder. Yarın dost olurlar. Sen açığa çıkarsın. İyot gibi. Ki Ali yazdığı haberler nedeniyle insanlarla mahkemelik olmamıştır. Tam tersine onların bu tür tepkilerini de niye yazdın değil mi? Evet. Küs olduğu çok olmuştur ama sonuçta gelip barışmışlar. Çünkü evet. Şöyle doğru tarafını mutlaka bulup yazmıştır. Yani işin kulaktan dolma tarafıyla gerçekten ilgilenmez Ali. Şimdi o yorumların magazin kısmıyla ilgili bir detay söyleyeyim. Sonra size Gülben Ergen'in performansına gelemeyeceğiz. Var hiç konuşmuyorsun. İlhan Soydan diye biri Polonya'dan selam gönderiyor. Akraba mı? Polonya'da. Kuzen amcamın oğlunun oğlu. Öyle mi? Buradan sevgiler. Ali abi Gülben Ergen'le fotoğraf paylaşınca tabii benim de adım geçiyordu birkaç yerde.
birlikte program yaptığımız için 7 Kasım'da programa gelecek. Ali abi diyor ya ben izlemeyeceğim o programı diyen var ama bir o kadar da şu var Ali abi o yorumlarda ben aktarayım. Ali abi mutlaka biliyor. Kendi fotoğrafına geldi yorumlar. Sırf meraktan izleyeceğim. Ne yapacaksınız izleyeceğim. Ha, bizi de test edecekler. Tolga Duklesi soracak mısınız? Özellikle İlkay Boğaran'a ne yapacak izleyeceğim diyenler var. Görece, hepimiz göreceğiz bunu 7 Kasım'da. Yani ne olacağını göreceğiz abi. Ama bir detay var. Şimdi bir, çok komik bir detay söyleyeceğim. Dur. Şimdi kötü yorumlar da var. O gül ben şöyle böyle bilmem ne nasıl çıkarıyorsun. Tabii yorumlar da beğeniliyor ya. Senin o fotoğrafında Gülben'le ilgili yapılan kötü yorumların hepsini kim beğenmiş? Kim? Yeşim Salkım. Öyle mi? Dakikalarca güldüm buna. Bunun altında bir şey mi arıyorsun? Arıyorsun. Yo yani. Çok ya benim hoşuma gitti bilmiyorum. O yorumları takip etmiş. Bakmış. Evet. Birisi yazmış önce sana. Abi çok enteresan. Bütün kötü yorumları Yeşim Salkım beğenmiş ya. Ben de girdim tabii baktım. Birkaç kötü yorumda yakaladım gerçekten. O tartışma da ölenlerden bitmeyecek. Şimdi o onların arasındaki kan davasının aşiretler boyu, kuşak boyu sürme ihtimali söz konusu. Zaten bir bitmez. Kuşak geride kaldı. İkinci kuşağa geçti. Yazdım da dedim ki Amerika son zamanlarda aylardır anaokulu açılışını bile yazmadım. Yazdığım tek yazı Yeşim Salkım'ın burada söylediği 5 Aralık'ta altın vuruşu o zaman yapacağım diye. Onun dışında Gülben Ergen yazım yok. 2019'dayız. Girin bakın arşive. Gülben Ergen hakkında tek yazım o. Ayrıca o da Yeşim Salkım çok ilginç bir açıklama yaptığı için. Yeşim Salkım'ın geldiği yayında da Gülben Ergen'in anaokulu açılışını verdik. Yani herkese aynı mesafede bir gazetecilik duruşumuz oldu. Senin evet. Zaten belli. Abi Yeşim Salkım da burada anlattı Ali İboğlu'nun duruşunu. Gece Gülben sahnede avukatını böyle takdim ederken bir şeyler söyledi. Sen de dikkatini çekmiştir. Zincirleme sanki şurada şu tarihte olacağız diye bir şey söyledi. Yeşim Salkım davaları mı başka bir şey mi bu? Vallahi ben o arada buradaki şeylere cevap veriyordum. Adli olacak. Yorumlara cevap veriyordum. Benim bildiğim onunla bir 5 Aralık'ta davası var. Diğer davalar bitti. O zaman bitti. Tamam. Yakın tarihteki şeyi kastetmiştim. Evet. Ne dedi tam olarak Nurettin Bey? Bir daha aklınızda işte, kalan. Yani şu davalara kastetti bahsetti. Peş peşe zincirleme. Şu adlilerde olacağız falan dedi avukatımla o dönemde muhtemelen tabii. Sadece Yeşim Salkım değildir. Başkalarıyla da o konuda aynı minvalde davası var. Yani şeylerde davası var. Nihat Doğan'la da devam ediyor. Yok yani. Neydi? Erol Köse mi? Eski eşi. Erhan Çelik de Erhan pek Çelik'le çok davaları var. Davası var. Bir, yani sonuç itibariyle o 7 Kasım'da eline burada. Boyuna konuşacağız ama Gülben Ergen'in bize misafir geleceğini de unutmadan. Buraya gelmiş bir sanatçıya bir ev sahibi olarak benim saygısızlık, terbiyesizlik, üç kağıt yapma hakkım yok. Yani buraya geldiği gibi giderken de aynı şekilde mutlu olun. Biz naif bir dille sorarız. Cevap vermek istemiyorum derse nasıl cevap vermeksin diyemem, demem. Okay. Gülben de cevap verir tanıdığım Gülben. Evet. Yani tam da altın vuruşa 29 gün kala misafir ediyorsun. Evet. Hadi hayırlısı. Evet. Efendim siz performansını değerlendirin bari. Nasıldı Gülben Ergen'in? Aslında ilk şarkısından itibaren hareketli şarkılar seçmişti. Heyecan vardı. İkinci, üçüncü şarkıdan sonra zaten o heyecan normale döndü. Doldurmuş muydu bir kere? Mekan çok doluydu. Benim dikkatimi Ali'de fark etmiştir. Hani Türk izleyici kadar Orta Doğulu izleyici çok fazlaydı. Evet. Ciddi bir şekilde yani böyle iyi mekanı giymiş. Doldurmak önemli bir şey değil mi yani? Tabii. Hele şu devirde kolay bir iş değil. Ama yani Günay çalışanlarının söylediği şey ismi açıklandığı gün full çeken tek bir şarkıcı var. Kim? Ebru Gündeş. Bir de 3-4 gün o bir seri olarak çıkıyor. Evet, yani Kasım ayından itibaren yıl sonuna kadar 5-6 konseri varmış. Yani fiyatların da biraz yükseldi. Ona olan talebin temelini bilmiyorum ama müthiş bir talep var. Ön masalar kişi başına 5-10 bin liraya. Harbiye'de de öyle olmuştu gidiyor. Abi hatırlıyorsan.
çıkar çıkmaz tükenmişti. Sonra ekstra konser koydular. Ebru sahne performansı çok özel olan sanatçılardan biri. Türkiye'deki en güçlü yorumculardan da biri. Onun ilk çıkış hikayelerini zaten bilir. Yani şimdi insanlar şey için gidiyordur herhalde. Ya bu bundan nasıl o ses çıkıyor? Bu çalı kadar kızdan nasıl o ses çıkıyor? Şeyde Ebru Gündeş'in biliyorsun fabrika kızı Ebru Gündeş ya. Öyle başlamıştı zaten. Tekstil atölyesinde çalışıyormuş galiba değil mi? Tekstil atölyesinde hatta şarkısı işte hani çay ve yemek aralarında fabrikadaki mesela arkadaşların şarkı söyleyerek böyle mikrofonsuz vardır ya Kibariye'nin ve şeyin Adnan Şen'in sesini rahmetli. Ya ses tabanca gibi. Müthiş. 9 milim tabanca gibi. O dönem hatırlıyorum. Kim söyledi bilmiyorum ama Ebru Gündeş keşfedilip ilk albümler çıktığında Koral Sarıtaş değil mi? Oral'dan çıkmıştı. Koral'dan öyleydi. Çıkmıştı. Yani olağanüstü bir ses. Bir de Hülya Avşar kadar boyu posu güzelliği olsa Türkiye'nin bu kızdan çekeceği var diye de o zaman bir cümle kullanmışlardı. Yani belki boy pos fiziki güzellikte Hülya'dan bir adım geride olabilir ama ses olarak tabii ki 10 adım önde olduğu da bir gerçek.